Şimdi ne yapalım? 12 Burç'la başlayalım. Evet. Önce koçlarla başlayalım. Sevgili koçlar, ee, siz de acaba bu gökyüzündeki negatif enerjiden en çok etkilenenlerden misiniz? Mine Ölmez'in ölmez tavsiyelerinde nelere dikkat edeceğinizi tek tek sıralayacağız 12 Burç için. Bir gelsin bakalım tabloda size olan tavsiyeler neler? Mine Ölmez'in ekleyecekleri neler? Evet, ee, hemen başlamadan önce küçük bir dipnot. 1 Şubat'ta bir kova yeni ayı gerçekleşecek. <laughs> Öncesinde hafta sonu ayolakta <laughs> ve çok sıkıntılı, tam hem balzamik hem çok sıkıntılı bir fazdan geçecek. Dolayısıyla tüm burçlar için e, hayatın gerçekleriyle özgürlüğümüz arasında bir sıkışmışlık hissettiğimiz e, bir zaman diliminden geçiyoruz. Sizi temin ederim ki bir sonraki haftadan itibaren, o hafta ortasından itibaren artık bu kadar kötü hissetmiyor olacağız. Bu bir gerçek. Ama... Bu hafta sonu özellikle çok daha duyarlı olmanızı, burcunuz ne olursa olsun. Bu enerjiyi tanıyorsunuz, görüyorsunuz. Bol bol ya basit, ya selam isimlerini zikrederek, tuzlu sularla duş alarak, gül sularıyla, size iyi hissettirecek çiçek kokuları koklayarak bu hafta sonuna böyle girmenizi lütfen tavsiye ediyorum. Ufak tefek e, şaşırtıcı, sarsıcı durumlar yaşanabilir. Ama bunlar ufak tefek ve aşacağımızdan daha güçlü değil. Bunu hatırlatmak isterim. Koçlara gelecek olursak, bir kere koç burçları, Sosyal çevreleriyle ilgili bir yenilenme dönemine girecekler, hayatlarında kimlerle neden arkadaşlık ettiklerini biraz daha sorgulayabilirler, ee, bol bol davetlerde, ortamlarda, düğünlerde, derneklerde boy göstermeye başlayabilirler. Böyle birazcık arkadaşlarıyla ilgili stresli durumlar yaşanabilir. Bazı insanları yine eleme, ayıklama dönemine girebilirler ama arkadaşlarıyla hem can bulacakları hem de gerçek can dostlarının kimler olduklarını fark edecekleri bir döneme doğru gidiyorlar. Bugünle beraber yaklaşık bir 15 gün bu etkiyi hissedecekler. Aynı zamanda lütfen patronlarınız, anneniz, aile büyükleriniz, sizin üstünüze otorite kabul ettiğiniz kimselerle ilgili çok daha sakin, dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle hafta sonunu böyle arz talep için kesinlikle kullanmamalısınız. İşte patronunuzdan zam istemek, annenizle bir önemli konuyu konuşmak bu hafta sonu uygun değil. Bu hafta sonu yine kendi içinizde bir içsel e, tefekkür yapmanızı, düşünmenizi ve tartmanızı tavsiye ediyorum. Enerjinizi kötüye sakın kullanmayın. Çünkü bir anda bir şeyler yapmak istediğinizde her şey daha kötü olabilir. Bir sonraki haftayı yavaş yavaş değerlendirmeye çalışmanızı tavsiye ediyorum. Koç burcunun en çok zorlanacağı alanlar nerelerde? Ee, üstü gibi gördüğü insanlarla iletişim kurmak. Yani işte e, annesi, şey sosyal hayatta da. Aynen, annesi, babası, aile büyükleri, eşinin hmm. ailesi veya işte çalışıyorsa patronu onlarla iletişim kurmak ve kendini ifade etmekle ilgili bir sıkışıklık hissedecek. Hı hı. Dolayısıyla bu haftada hiç doğru bir zaman değil. Hem Merkür Retro hem çok hafta sonu sıkışık bir enerji var. O sabrın sonu selamet deyip bu hafta sonu da sabırla geçirmelerini tavsiye ediyorum. İyi anlamda gerçekten Şubat ortasıyla beraber o hayal ettikleri iş, kariyer veya onları bunaltan İnşallah. sorumluluklar neyse hepsinin üstesinden gelecekler ve hepsiyle ilgili bir rahat nefes alacaklar. Yani yüzdünüz yüzünüz kuyruğuna geldiniz. Bazıları belki devlet kadrosuna girmek istiyor olabilir. Ay, Onlarla ilgili de güzel haberler gelecek ama bir, birazcık daha dişinizi sıkmanızı lütfen istiyorum. Beni görene kadar bir sonraki haftaya kadar şu yazdığım Ya Basit Ya Fettah. herkese tavsiye ediyorum Basit ismini. Ya Basit Ya Fettah. sakın bırakmayın bol bol zikredin sevgili koçlar. Bu arada çok hayal ettikleri, çok istedikleri bir şey de Şubat ortasında onlara böyle lütuf gibi gelebilir. İnşallah. Aşk yaşamları da düzelecek. iş yaşamları da düzelecek. Sadece o çok sıkıştığınız birden patlatmayın enerjiyi. Aman diyorum. Eskiden büyüklerimiz derdi ya güzel bir şey söylediğin zaman hadi Allah duysun sesini. Ay Allah duysun. Koçlar. <laughs> Valla koçlar Bu arada sizin hakkınızda güzel yani e, mesela Aynen. devlet kapısında iş arayanlar e, hepsi olacak. Mutlaka hadi biraz olacak sabır. Dedi. Evet. E, dilekler, umutlar, hayaller gerçek olacak dedi. Allah'ım inşallah güzellikler gelsin sizi bulsun. Ha, e, ha bir de sağlıklarını soracağım koçların. Koçlar e, Mayıs'a kadar birazcık böyle özellikle duygusal kökenli hastalıklara yatkınlar. Yani psikolojik. Evet. Yani mesela özellikle çok üzüldükleri için veya bir şeyi kafalarına çok taktıkları için e, alerjik reaksiyonların yüksetmiş olabilir. Mayıs'a kadar dikkat Aha. etmelerini tavsiye ediyorum. Kaşıntılar, işte iç mukoza ile ilgili problemler, ne bileyim uçuklar, yüzlerinde, bir yerlerinde yaralar, bunlara biraz daha dikkatli olsunlar ama hepsinin kökeninde stresin olduğunu unutmasınlar. Kendiliğinden yılın ikinci yarısıyla beraber hem iş hayatlarında hem aşk hayatlarında maşallah diyeyim çok güzel bir dönem bekliyor koçları. Azıcık şu hafta son dişini sıksınlar bir de annelerine babalarına daha saygılı daha özenli olmalarını da tavsiye evet. ediyorum. Şimdi Ayfer Hanım yazmış bize e, bir anneanne olarak ben en çok diyor torunuma çocuklara üzülüyorum diyor. Geçen gün torunum bana ha. dedi ki 10 yaşında anneanne okulda maske öyle oynarken maske nefesimi kesiyor demiş. Ya. Ah kurban olurum size. Allah hepimizi Gerçekten bak çocuklar da yani değişik bir dönemden geçiyoruz. <laughs> Ayfer Hanım o kadar haklısınız ki yani bir ee, babaannenin bir ya da anneannem tam bilmiyorum ee, torununun serzenişini bizimle paylaşmış. Maskeyle oynarken nefesim kesiliyor demiş. Evet, Nur. Düşünebiliyor musun? Hayatım, nerede bizim o çocukluğumuz? Evet. Çılgınlar gibi koşuyor oynardık dönem sokakta. Ça değişti, Değişik bir dönem gerçekten. Allah'ım hepimizi korusun. Şimdi. Aynen. Astrolojik açıklamasını söyleyeyim mi bunun? Söyle. 2020'nin Mart'ında dünyanın üzerine gerçekten Allah'ın kabut enerjisi indi kurallar kaideler ve ben bunu 2019'un Ekim'den beri söylüyordum. Kurallar kaideler dünya çapında yasaklar gelecek diye. Bu bizim için çok büyük bir sabır testi çünkü çağ değiştiriyoruz. Artık hava dönemine, toprak döneminden hava dönemine geçerken bu sıkıntıyı yaşadık. Ee, biraz daha dişinize sıkı. Şu Satürn kovadan bir çıksın 2023 Mart ile beraber. Bu kadar sıkılmayacağız. Hatta bahara doğru bile Jüpiter Koça geçtiğinde de enerjimiz gayet iyi 2023 Mart mı? E, hayır ama o zaman tamamen. Ne diyorsun? Tamamen... Yani, Yüreği bir şuraya bırakıp gideceğim <laughs> ya. Yani, Mayıs'la beraber Jüpiter'in Koça geçmesiyle beraber haber de enerjimiz gerçekten değişecek yükselecek. mi olur yani olursun. aşama aşama iyileşiyoruz aslında şu şubatı biraz daha atlatalım mart çok daha iyi işte sorunların şekli değişecek en azından bu bu kadar kısıtlamadan kurtulmuş olacağız çok önemsiyorum senin görüşlerini evet gerçekten 2019 yılında ben geriye dönüp açıklamalarına baktım Mini ölmez Instagram sayfasında ee, çok değişik açıklamalarda bulunmuşsun yani. Hepsini söyledim valla. AVM'lerin kapanacağını bile 2019'a kadar. Evet onu söyledim. gördüm. Kayıtlı duruyor. <laughs> evet ama geçecek. Biraz sabır. Çağ değiştiriyoruz Nur. Ondan oluyor. Hadi yani bakalım. gerçekten bir aşamadan başka bir aşamaya geçtiğimiz için. <laughs> bir doğum için. sancısı gibi. Evet. Hani doğum da sancılı olur ya ama sonrasında. O güzellikle buluşursun. Aynen. Doğum sancısı gibi bu yaşadığımız süreç. Peki. Evet. E, Azerbaycan'dan yazıyorlar bize. Onu da hemen söyleyeyim. Bir boğa burcundan. E, Eliza Günay e, bizi izliyorlarmış Azerbaycan'da. Azerbaycan'da konuşamıyorum bile soğukta. <laughs> Sevgilerimi gönderiyorum ve boğalara geçiyoruz. Sevgili boğalar. Evet. Bakalım bizi ne bekliyor? ...sorumluluklar yüzünden canı sıkılabilir... ...vallahi de billahi de çok doğru. <laughs> evet, sana üstünlük sağlamak isteyenlere... prim verme demiştim. Bu da doğru. Evet Bir işi ve sorumluluğu üstünden atmak isteyebilirsin. Bu Artık da doğru. yeter <laughs> diyebilirsin. Ama önce olumlu haberlerden başlayayım. Bir kere Jüpiter 11. evlerinde. Allah evlerine. razı olsun. Boğaların Mayıs ortasına kadar... ...duaları, dilekleri, hayalleri o kadar makbul ki... ...isteklerine kavuşma konusunda çok şanslar. E, Özellikle vay olumsuz de. düşünmemesi gereken... ...burçların başında boğalar geliyor. Birazdan hepsine tek tek gelince <laughs> de söylerim. Bu Boğalar hep iyi düşünün. İdealize ettiğiniz, hayal ettiğiniz şeyleri olmuş gibi sürekli imgeleyin. Mesela kendinizi hangi işte görmek istiyorsunuz? Hangi hayatın içinde görmek istiyorsunuz? Evli mi olmak istiyorsunuz? Nasıl bir hayat yaşamak istiyorsanız inançla Allah'ım senden bunu, bunu, bunu istiyorum ve inanıyorum olacağına diyerek. Çünkü idealler evinizden Jüpiter geçerken duble şans etkisi yapıyor. Buna da biz Bona Fortuna diyoruz. Sakın moralinizi düşürmeyin umutlar, dilekler, dualar sizden yana. Ama bir taraftan da şimdi kova ENA'yı tam tepenizde. Merkür retro, Venüs retrodan henüz çıkarken böyle yeter artık kapıyı çekip çıkacağım enerjisine girebilirsiniz. Özellikle hafta sonu ve diğer haftanın ilk başındaki birkaç günü. Yeter artık ya ben kapıyı çekip çıkacağım artık. Bitsin bu işkence deyip bir şeyleri tamamen bırakma ve bitirme modunda olabilirsiniz. Sizden ricam hep söylüyorum 7 Şubat'a kadar biraz daha sabırlı olun. Ee, bir hani bir şeyle Alev etmeyin ortalığı yakmayın. 7 Şubat ne 10 gün kaldı. Bir atasözü aklıma gelmedi şurada bir tam lafı getirdiğine koyayım. 10 gün kaldı değil mi? Az kaldı evet şimdi hafta sonu Venüs Retro'dan çıkacak bir rahatlayacaksınız. Ondan sonra Merkür Retro'dan çıkacak bir rahatlayacaksınız. 7 Şubat'ta beraber bolluk bereket enerjiniz maksimum seviyeye velallah ulaşacak. Ama nedir boğalarda şey var. Yok canım ben hiçbir şeyi beklemek istemiyorum şu kapıyı çekip çıkıp gitmek istiyorum. Bu sorumluluklar üstlerine yığıldı. İnsanların 200 yüzlülüklerini gördüler artık susamıyorlar. Ee, onlara sürekli üstünlük sağlamak isteyen birileri, baskı kurmak isteyen birileri. Evlilerse kaynanaları, kayınbabaları olabilir. Ee, ne bileyim eşlerinin aileleri olabilir. Kendi anne babaları olabilir. Patronları olabilir. On, patron olmadığı halde patronluk taslayan birileri olabilir. Gerçekten sıkışmış durumdalar. Kamuda çalışıyorlarsa prosedürler artık canlarını sıkıyor olabilir. Onlara tavsiyem bu haftayı da böyle bir yağ sabır ya Allah diyerek geçirmeleri. Bir kere öz bakım çok önemli. Venüs çok sıkışık bir enerjide size tavsiyem ne olursunuz saçınıza maskeler yüzünüze bakımlar hafta sonunu böyle geçirin ojelerinizi sürüyorsanız. Dünya yanıyor biz saça evet. bakım. Dünya yanarken siz aynanın karşısına geçip Allah'ım Afrodit <laughs> geri geliyor <laughs> <laughs> Venüs Retro'dan çıkıyor Afrodit ya iyileşiyor Allah sahalara geri dönüyor. Hiçbir şey umurunuzda olmasın rica ediyorum. Bol bol sizin e, doğanıza iyi gelecek şekilde çiçekler koklayın. doğayla baş başa olun. Gidebiliyorsanız yakın bir yerlere gidin. Hani toprağa basın, ağaca bakın. Boğanın en zorlandığı alan ne olacak bu e, dönemde? Boğanın en zorlandığı alan birilerinin onlara üstünlük ya bir baskı hissediyorlar üstlerinde. Onu atmak istiyorlar. Buna sabretmek olacak. Çok sabırlı olmalarına rağmen gerçekten çok sıkıntı yaşadılar. İkili ilişkilerle ilgili üst onlara kim üstünlük sağlıyorsa onu böyle bir hamleyle üstlerinden atmak istiyorlar. En çok sıkıldıkları, daraldıkları konu bu. Bir de bir türlü nereye ait olduklarını fark edemiyor olabilir bazı boğalar. Yani ben bu eve mi, bu adama mı, bu ülkeye mi, bu şehre mi aydım, nereye aidim? Boğalar yer değişikliği, yer değişikliği diyoruz. Gerçekten boğalardan haberler geliyor. Arada konuşuruz, gidiyorlar, bir yerlere gidiyorlar. Çünkü kendilerinin nereye ait olduğu arayışı hala bitmedi boğa burçlarında. Ben nereye aydım? Ay. Nereye, nerede yaşamalıyım? Kimle gidesim olmam. var, var. Bir gidesileri var, var yani, evet. bir kaçasıları var. Ama e, vizyonları çok gelişecek, eğitimler almaya başlayacaklar, kendilerini yenileyecekler. Bir de hayatlarında sonsuz olasılıkları keşfedecekler. Yani benim yani, bu kadar, benim aslında hayatım bu kadar kısıtlı değilmiş. Başka seçeneklerim de varmış. Özellikle bir 10 gün sonra çok net fark etmeye başlayacaklar. Bu kadar daralmama değmezmiş. Meğersem benim başka seçeneklerim de varmış meğersem ben düşündüğümden daha iyi bir pozisyondaymışım fark edecekler dediğim gibi duaları dilekleri çok makbul şu anda idealleriyle ilgili yılın ikinci yarısında iş hayatları ile ilgili şansları son derece yüksek bu kadar sıkılmayın e, ve hafta sonu gerçekten mahalle yanarken siz saçınızı başınızı bakımınızı ihmal etmeyin gerçekten öyle <laughs> Çünkü Venüs sahalara geri dönüyor. <laughs> Canım. Venüs hastaneden çıktı. Ya ben size boş boşuna yani Türkiye'nin en çılgın astroloğu demiyorum yani. Ama öyle yapsınlar. Sakın canınızı. Hafta sonu seni arayacağım. Bakayım saçında bigudilerin, elinde ojelerin var mı? Bakacağım. Ben hafta sonu şimdi kendimi hayal edebiliyorum. <laughs> ha? Pijamalar buraya kadar çekilmiş. O, Üzerimde şey. Ama çiçek losyonlu duşa gireceksin. Bol. Öyle olmaz, Öyle evet. Mi? Tabii canım. Çiçek kokularıyla boğulur. Hayaller ve bol. hayatlar var ya. Evet, yok ama son bir enerji. Sizden hafta sonunu maksimum kendinizi şımartarak geçirmenizi istiyorum. Boğalar, Venüs sahalara geri dönüyor. Sırt sırt da vereceğiz. <laughs> ee, Instagram'dan birbirimize paylaşımlar yapacağız. Bütün boğalar, tamam mı? Hafta sonunu enerjik geçireceğiz. Heh. Peki, ya sevgili ikizler? Onlar için ölmez tavsiyelerin neler? Sevgili ikizler haftayı nasıl geçirecekler? Onlar evet. için acaba tehlike nerede? İkizler burçları artık bir kere ilişkilerle ilgili önlerini görmeye çok güzel bir şekilde başlıyorlar bazıları ruh eşine buldu, bazıları bulmak üzere gerçekten güzel bir döneme doğru gidiyorlar. Özellikle onlar da yılın ikinci yarısından itibaren aşk, sevmek, sevilmek, hayallerine, dileklerine kavuşmakla ilgili çok şanslılar. Peki şu andaki en temel problemlerine Bazı gelecek korkuları içinde olabilirler. İşte maddi olarak kendilerini güvenceye almak istiyor olabilirler. Miras, nafaka, hakları olan paralarla ilgili bir karış karmaşa yaşıyor olabilirler. Bu karmaşaların hepsi bir 10 gün kadar sonra düzelmeye başlayacak. Çok iyi bir hale gelmeye başlayacak. Eğer illa Kredi, borç veya e, para ile alakalı bir zorunluluğunuz varsa destek almakla ilgili lütfen 7 Şubat'tan önce harekete geçmeyin çünkü işler yılan hikayesine döner. Parasal konuları da kaygı, malzemesi yapmayın. İnanın hepsi geçecek. 7 Şubat'la beraber bir rahatlama. 6 Mart'tan sonra tamamen bir rahatlama. Hem kariyer alanında, hem para alanında, hem de genel korkularınızla ilgili onları sağlam bir zemine oturtup rahatlama şansı bulabileceksiniz. Tek korku para olmayabilir. Gerçekten rüyalarında korkuyor olabilirler. Bazı korkuları galip gelmiş olabilir. Ölüm ve benzeri konularla alakalı stresler yaşıyor olabilirler. Ne bileyim bir takım olan ya da olmayan şeyler üzerinden korku üretiyor olabilirler. Bu da rahatlama e, getirecek e, bir 10 gün sonra onlar için. Bu konuda da rahatlayacaklar. Bir de şunu tavsiye ediyorum. Kariyer ve parayla ilgili konularda çok şanslı olduklarını unutmasınlar. Birazcık dişlerini sıkmaları gerekiyor. Sadece genital bölge, kasıklar, ve erkek ya da kadın fark etmez. Bu bölgeler bir süredir rahatsız olabilir. Bir şey var gibi yok gibi belirlenemiyor olabilir. Burada tekrar bir 10 gün sonra tekrar muayene ve kontrollerle bir bakmalarını tavsiye ediyorum. Harcamalarına çok dikkat etsinler. En önemli dikkat edecekleri nokta bu. Çünkü bütün harcama alanlarında bütün göstergeler retro. Mars doğruya oraya geldi. Çok harcatır. Dikkat etmeleri lazım. Bir şey almasınlar yani. Yani alacaklarsa da makul şeyler almaya çalışsınlar. Lüks şeyler almak için çok yanlış bir zaman. İhtiyaç. Şey, evet. ihtiyacın dışına çıkmamaya çalışsınlar. Alışverişiniz sadece ihtiyaç üzerine kurulmalı. Aynen. Peki gönül ilişkilerinde aradığı aşkı buldu dediniz. Kesinlikle de bulacak. Buldu bulacak. Buluyor. Bulmaya az kaldı. Tıpkı pahansızın geldi. <laughs> Aynen öyle. Hele bir de Jüpiter ikinci dönemden itibaren evlilikler taçlanmalar, Ay. çok güzel kutlamalar getirecek evelallah. E, süper. Bir de Kova yeni ayı onlara önümüzdeki haftayla beraber çok güzel bir ya da hafta sonuyla beraber İkizlere. seyahat planı, evet ikizler hmm. burcuna getirebilir. Bir yolculuk, uzak bir yere bir yolculuk, bir seyahat planınız olabilir. Güzel. Ondan sonra eğitimle alakalı bir başarınız ya da bir yeni eğitim, sınav planınız olabilir. Hocalarınız, üstleriniz eğer öğrenciyseniz onlarla ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Hukuk, eğitim ve seyahatlerle ilgili konularda şansınız artıyor. Onlar da olasılıkları keşfediyorlar dokuzuncu evden. Hafta sonu ve diğer haftanın başında rüyalarına dikkat etsinler. İşaretlere dikkat etsinler. İkizler Burcu şöyle bir dönemden geçiyor. Mesela bir şeyi çok merak ediyorsunuz. Bir arkadaşınız ya da bir insan size kötülük yapıyor mu yapmıyor mu? Kendi ağzıyla kendini ele verecek bu dönem. E, oluyordur da. Kendi ağzıyla. Aa merak ediyordum kendi söyledi. Bak kendi düştü. Bu hafta sonu çok böyle gizli saklı şeyler. Pandora'nın kutusu açılacak sevgili ikizler. Gizli saklı bir sürü şeyi öğrenebilirsiniz. Biraz zor geçecek ama haftanın başına iyi gireceksiniz. Sinirleriniz çelik gibi olması gerekiyor. Gökyüzü çok, çok destekliyor dayanabilmek ikizleri. için. Öyle evet, mi? Evet çok Süper. destekliyor, büyütüyor. Peki. Nur Viral'de hayatta her şey vardı. Bugün ölmez tavsiyeleriyle Mine Ölmez var. İçinde bulunduğumuz bu zor günlerde Hangi ritüellerle, hangi olayları hayatımıza alarak ve nasıl davranarak e, karakterimizde belki köklü değişiklikler yapamayız ama davranışlarımızdaki değişikliklerle hayatımıza yön verebiliriz diyor Mine Ölmez ve çok güzel ölmez tavsiyeler veriyor size. Kimlerle devam ediyoruz? İkizlerin hemen ardından sevgili Yengeçler. Bakalım gezegenler sizi nasıl etkiliyor? Sevgili Yengeç, hayatında köklü değişiklikler var mı? Aşk hayatın mı, İş hayatın mı? ...sağlığında mı müjdeler var? Bir görelim. Evet, her burcun biraz sıkıntılı, biraz iyi tarafı olduğu gibi... ...yengeçlerin de yine duaları çok makbul. Jüpiter 9. evlerinde. Hı hı. Ee, onların bir de yardımcı yöneticisi gibidir Jüpiter. Dolayısıyla aslında çok şanslılar. Yani hiç içlerini karartmasınlar, morallerini de bozmasınlar. Bu ilahi enerjiyi, bu inancı, bu gücü hiçbir şey yenemez. Ee, bu anlamda çok şanslılar. Onlar da yılın ikinci yarısına kadar ilahi manevi konularda uluslararası iş ve ilişkilerde eğitimlerle ilgili konularda çok şanslılar. Bu şansı Şubat ortasıyla beraber çok daha yoğun, Mart'ta çok daha yoğun hissedecekler. Bu sözümü bir yere yazın. Önümüzdeki hafta başında Kova burcundaki yeni ayla beraber e, Kova burcundaki yeni ayla beraber e, parasal konularla ilgili önemli kararları verecekler. Bazıları işte şirket açabilir, vergi mükellefi olma ay, durumuna ay, gelebilirler. Inşallah. Ödemeleri varsa, borçları varsa bunları yapılandırabilirler. Böyle bir dönemdesiniz. Borçlarınız varsa yapılandırabilirsiniz. Yengeçler eğer maddi sıkıntı çekiyorlarsa ki Satürn 8. evinizden geçiyor. Gerçekten maddi sıkıntılar çekiyor olabilirsiniz ya da eskisi kadar parayla ilgili rahat hareket edemiyor olabilirsiniz. Korkularınız olabilir. Yapmanız gereken şey hobilerinizi meslek haline getirip ya da getirmeye çalışıp ek gelir kaynakları arayışına gitmek harcamalarınızı dengelemek ve düzenlemek vergi borç kredilerle alakalı problemleriniz varsa bunlarla ilgili altyapı araştırmaları yapmak bunları yaparsanız çok daha rahat bir dönem geçireceğinizi söyleyebilirim riskli yatırımlara girmektense veya arkadaş tavsiyesiydi ama o söyledi çok iyi biliyordu gibi şeylere girmektense e, yengeç burçları gerçekten finansın bütün detaylarını kendileri öğrenmeli. O kadar rahat edersiniz ki kendiniz öğrenin. Ne yapılması gerekiyor, ne yapılmaması gerekiyor, ne yukarıdaymış, ne aşağıda ben hiç anlamam o konulardan. Ekonomiyle ilgili eğitim almanız, öğrenmeniz ve kendi işinizi kendiniz yapmanız gereken bir dönemdesiniz. eliniz önümüzdeki hafta ile beraber güzel paralar da geçebilir ya da yeni bir gelir kapısı da elde edebilirsiniz. İlişkilerle ilgili en çok zorlanan burçlardan birisi oydu bu süreçte. Tamam mıyız, devam mıyız? İşte eskiye mi şans versem, önüme mi baksam? E, Venüs ve Merkür retrosu ilişkiler alanındaydı. Belki eskiler geldi, gelmese bile aklınıza düştü, kafanızı karıştırdı. Var olan ilişkinizi çok sorguladınız. Sizlere tavsiyem, hala karar almıyorsunuz. 7 Şubat'la beraber ayrılmak mı istiyorsunuz, evlenmek mi istiyorsunuz? İstediğiniz kararı verin. Ama o vakte kadar gözlemci olarak kalmanızda fayda var. Özellikle hafta sonu bazı şeyler öğrenebilirsiniz veya ilişkinizde bir çıkmaza girebilirsiniz ya da eğer benim istediğim oluyorsa devam edelim yoksa istemiyorum moduna girebilirsiniz. Artık partnerinizden çok gerçekçi şeyler bekliyor olacaksınız. Artık daha somut bir ilişki daha net bir ilişki içinde olmak isteyeceksiniz ve istediklerinizi daha net bir şekilde söyleyeceksiniz ama dediğim gibi 7 Şubat'la beraber bu isteklerinize kavuşmanız çok daha kolay olacak. Hafta sonu partnerinizin başına etini sakın yemeyin. ...sonucu kötü olur. Bak söylüyorum. <laughs> sakın. Sakın Mars burada... ...ayla kavuşacak falan. Böyle bir Yengeç, kıskançlık. Dikkat dikkat. Evet hafta sonu özellikle... ...bir gevşemeniz lazım. Rahatlamanız lazım. Siz de sevdiğiniz aktivitelerle... ...eşinize, partnerinize, sevdiğiniz insana sarmayın. Eskilere mesaj atmayın. Yapmayın. Bir şey çıkmayacak oradan. Önünüze bakmayı tercih edin. Parayla ilgili... ...önümüzdeki hafta çok daha güzel açılımlarınız olacak ama... ...eğer borcunuz varsa bile bile bekletiyorsanız... ...falan aman dikkat. Bunlarla ilgili... ...problemler de olabilir. Ee, bunun dışında ciddiyetle yaklaşmanız lazım. Hem ilişkilerinize hem para meselelerine sizi oyalayan, sizi böyle ne olduğu belli olmayan şartların içine sokan, evleneceğiz işte olacak bekle biraz sabret diyen, her ciddi söyleminizde sizin karşınıza bir takım sözlerle çıkıp hiçbirini yapmayan insanları artık 7 Şubat'la beraber geride bırakmanız lazım ki evlilik, ilişkiler ve parayla ilgili çok özel ve şanslı bir döneme doğru giderken. Yani size yalan söyleyenlere artık şans vermeyin. Sadece gözlem yapın ve 7 Şubat'la beraber veda edin artık. Yengeçler bir manipülasyonun içinde de olabilirler çünkü. Yani, yani ya kendilerini kandırıyorlar, ya birileri onları kandırıyor, ya işte vakitlerini alıyor. Ee, artık somut şeyler istiyorlar. Eğer bunu vermiyorsa partner gitsin. Ama birçoğu da istediğini alacak. onu Ya söyleyeyim. da e, gündelik e, meselelerle kendilerini yani oyalayıp olayın tamamıyla bütünüyle ilgilenemiyorlar. Aynen öyle. Çok daha gerçekçi. Ne güzel yorum. Çok da beraber yorumlayalım astrolojinin yorumlayalım. yeni astrolojinin yeni yüzü prensesi yeni yüzü. evet Nur viral doğru söylüyor evet bir şeylerle yüzleşmek istemiyor yengeç sevmez zaten yüzleşmeleri ama bu iki ay onlara çok ağır yüzleşmeler yaşatmış olabilir onlara tavsiyem az daha dişinize sıkın Şubat ortasıyla beraber of. ilişkileriniz ciddi bir boyuta giriyor her şey su akacak yolunu bulacak İnşallah. İnanın boş vaat vermiyorum o kadar güzel düzenlenecek ki her şey sizin için ve parayla ilgili konularda da bir düzenleme içine gireceksiniz. Mart ayında da birçoğunuzun hayalleri, dilekleri evvel Allah gerçek olacak inşallah. Enerjini seveyim senin. Valla enerjini <laughs> seviyorum diyor ki boş vaat vermiyorum. Bunların hepsi gerçek. Evet ve, boş vaat e, veremem zaten. Evet. Niye ayağa kalktım şimdi? Aslanlar için Şeyi ayağa canlandı. kalktım. Niye ama biliyor musun? Aslanların bu hafta çok zor bir haftasıydı. Aslanlar bu hafta yandı, tutuştu, kavruldu. Belki de bu ay çok zor geçirdiniz. Sevgili aslan... Televizyonun sesini aç ve bu önerileri lütfen çok dikkate Kafamı al. Çünkü sevgili Aslan, zor bir dönemden geçiyorsun. Bak sizin için <laughs> ayağa akımı var. en çok vallahi. ne oyunu seviyorum biliyor musun? İnanılmaz gerçek bir insansın ve her şeyi inanılmaz empatik ve duyarlı. Yani iyi yani Allah'tan sağlamsın yoksa sen çok inanılmaz herkesi İyi olmasını istiyor ve hepsi için heyecanlanabiliyor. Evet. Değişik. Ben... Gerçek, gerçekten ha, bravo. Değişik dedi. Değişik. <laughs> deli yani. Hayır deli değil ama bu çok aranan bir şey biliyor musun? Hayır Dünyada... şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Çok normal bir şey değil mi? Aslanların ne kadar zorlandığını biliyorum. Astroloji pazartesi Nuray Nuray'la da yapıyoruz. Çok etkileniyor. Perşembe günü senle yapıyoruz. Ardından Erhan geliyor. Yani astrolojinin artık tam içinde ve göbeğindeyim. Görüyorum, biliyorum. Aslanlar için zor değil mi? Zor tabii. Satürn karşılarında. Hakikaten kimse zor durumda olsun istemiyorum. Ya şu dünyada maalesef içinden geçtiğimiz bu süreçte hepimizi inim inim inletiyor ama aslanları bir o kadar daha fazla Neden? inletiyor. Çünkü Neden? Çünkü Satürn onlara karşıdan bakıyor. Hani çekisi karşı. Tepeden baktı ayrı zor. Boğalara da tepeden bakıyor. Boğalar da zorlanıyor. Sabit burçlar hepsi zorlanıyor. Aynen. Şimdi Aslanlarda da bir yerini yurdunu değiştirme, anne baba ile ilgili problemler, ev, emlak konuları, aynı zamanda evlilikle ilgili kararlar. Dört başı mamur, her yerden bir karar verme dönemindeler. İlişkileriyle ilgili sorgulamaları olmuştur, devam da edecek. 2020 yılına zaten böyle bir enerjiyle girdiler. 2023'ün ortalarına kadar da evlilik, ilişkiler, ailevi konular onlar için sorgulama meselesi olmaya devam edecek. Birçoğu yerini yurdunu, evini barkını değiştirebilir. Ev alabilir, ev satabilir. Bir düzen değişikliğine gittikleri için zorlanıyorlar. İnsanların en zor dönemleri evlendikleri, ayrıldıkları, ev aldıkları, aileleriyle, anne babalarıyla daha yoğun uğraştıkları, onların sorunlarıyla uğraşıp, uğraşıp sorumluluk aldıkları dönemlerdir. Aslanlar tam da bunu yaşıyor ama bu onları çok geliştiren bir dönem. Yanlış insanların ayıklandığı, doğru partnerin geldiği bir dönem olacak. 7 Şubat'a kadar sağlıkla ilgili konulara maksimum dikkat etsinler. Özellikle hafta sonu genel sağlığınız, dişleriniz, kemikleriniz, saçınız ve cildiniz yine dikkat ediyorsunuz. Bu kadın hep bunu söylüyor diyorsunuz biliyorum ama buradan bu gö gö göstergeler gitmedi, kalmaya devam edecek. 6 Mart'a kadar Mars burada kalmaya devam edecek. Gökyüzü size diyor ki, öncelikle dişine, kemine cildine, sağlığına bak. Sağlıklı beden hani sağlam kafa sağlam vücutta bulunur misali. Gökyüzü sizi bu konuda uyarıyor. Doğru beslenin aç kalmayın, vücudunuzu aç bırakmayın, yanlış besinleri hayatınızdan çıkartın. Mümkünse 7 Şubat'la beraber hatta 5 Şubat'tan itibaren güzel bir beslenme programına, güzel bir diyet programına girin. Fazla kilolarınız varsa bunlardan kurtulun. Kas sisteminiz bozulduysa bunları düzenleyin. Gökyüzü ise bunun alarmlarını çalıyor şu anda. Sağlam kafa istiyorsan vücuduna iyi bakacaksın diyor. 6 Mart'a kadar özellikle bu dediklerimi uygulamaya dikkat etsinler. 6 Mart. Evet. 7 Şubat'la beraber ilişkileriyle ilgili çok güzel bir döneme girecekler. Birçok aslanı evlenirken veya onu mutsuz eden, yıllardır baskılayan ilişkisinden kurtulurken rahat İnşallah. ayararken görebiliriz. İnşallah. Önümüzdeki hafta başıyla beraber 1 Şubat yeni ayı hayatınızda ilişkilerle ilgili yeni bir Gerçekten hafta sonu aslan bir arkadaşım evleniyor. Hem de evlenecek kişinin de güneşli kova. Bak şu an aklıma geldi. Hafta başıyla beraber evlenme dememe rağmen tabii retroda. Hafta başıyla beraber evlilik ve ikili ilişkilerle ilgili şansınız çok yüksek. Ee, ...yeni kararlar, ciddi kararlar verebilirsiniz. Sizlerin de ciddi ilişkilere kapı aralayacağı bir dönem. Parayla ilgili konularda şanslısınız... 8 Şubat, 7-8 Şubat'tan sonra daha da şanslısınız. Mart'ta çok daha şanslısınız para ve iş konularıyla ilgili. Ama o zamana kadar dediğim gibi sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Doğru kararlar istiyorsanız bedeninize iyi bakın, uyku düzeninize dikkat edin ve hafif egzersizleri mutlaka hayatınıza alın. Ama bu hafta başı ilişkilerle ilgili bir darboğaza girebilirler. Ee, şimdi seni bölmemek için e, sormadım. E şimdi birçok astrolog mesela pazartesi gün Nuray Sayarı da söylüyor, sen de söylüyorsun evlenmemeleri konusunda. Evet, evleniyorlar dinlemeyip vallahi Hiç beni <laughs> dinlemiyorlar. Evet, bazıları dinliyor, bazıları dinlemiyor. Yapacak bir şey yok. Ya da kendisi dinlemek istiyor, partneri dinlemiyor, inanmıyor mesela. Yapacak bir şey yok, ayrılacaklarını bile bile evleniyorlar. Ne diyeyim? Abi çok ürkütücü bir şey ya. Evet. Ben yani benim. Ay sen niye gülüyorsun ona? <gülüyor> <gülüyor> niye gülüyorum? Çünkü uğraştıklarım geliyor aklıma. Günlerce döktüğüm diller dinlemiyorlar. Yapacak bir şey. Yok. Peki. Kader, her şeyin bir kaderi var unutma. Herkes Doğru. de ebediyen kalamaz. Yapacak bir şey yok. Başaklara geçiyoruz. Sevgili Başak. Evet. Başak burçları için. Emisi ki spor ve diyetle ilgili form tutmak çok önemli Başaklara. Ay evet. bu önce bana. Ay hepimize. Ne oldu ah böyle yiye yiye şiştik? Bence yemekten şişmedik ya sinirden. Sinirden. Şiştik gibi vallahi geliyor. ben günde bir kere yiyorum vallahi. Sinirden. Gerçekten herkes hindi gibi kabardı. Ha çok <laughs> <laughs> Garip bir döneme girdik. Vallahi Başaklara ne oldu. demişsin? Sporla, diyetle form tutmak çok önemli. Evet. Başakların 5. evinde Mars var. Şimdi artık harekete geçip fazla kilolarından onlar da kurtulabilirler. Egzersizlere başlayabilirler. Bir tarafınızı kırmadan ama lütfen. Çünkü Mars böyle ani kazalarda verebilir. Hayat aynı trafik gibi. Trafikte nasıl, bir duruyorsun, bir kalkıyorsun, azıcık sabrediyorsun, sabretmezsen çarpıyorsun. Hepimiz böyle bir dönemden geçiyoruz. Başaklar da öfke kontrolü, çocuklarla ilgili konularda daha dikkatli olmaları gereken, e, aşk hayatları ile ilgili fevri olmamaları gereken. Özel hayatlarında mutsuz olabilirler. Ne zamandır? Çünkü Venüs burada retro'ydu. Son iki aydır. Özel yaşamınızda, sevgi alışverişinde zorlanıyor olabilirsiniz. Ee, bana diyorlar ki hep aynı şeyler. Çünkü iki aydır aynı göstergeler inatla aynı yerde duruyor. Çocuklar evinizde hala Venüs retro, hala Merkür retro, hala Mars burada ve 6 Mart'a kadar burada olmaya devam edecek. Dolayısıyla siz aşk hayatınız, cinsel yaşamınız, özel hayatınız, çocuklarla ilgili konular ve... Neyi seviyorsanız onunla ilgili biraz daha bir 7 Şubat'a kadar sınanmaya devam edeceksiniz. Ondan sonra bebek yapmaya mı çalıştınız? Çocuklarınızla ilgili bir şey mi oldurmaya çalıştınız? Çocuk sahibi olmak istediniz? Aşk hayatınızla ilgili büyük bir emek verdiniz karşılığını mı alamadınız? 7 Şubat'tan sonra ve özellikle Mart ayı içerisinde bu emeklerinizin karşılığını çok güzel bir şekilde almaya başlayacaksınız. Ben yine size hobilerinize yönelmenizi... Hobilerinizle uğraşmanızı, çocuk oyunları, hobiler bunlarla keyif bulmanızı ve kendinize zaman ayırmanızı, egzersiz, hafif yürüyüşlerle, ılık duşlarla bu günleri atlatmanızı tavsiye edeceğim. Özellikle hafta sonu çocuklarınızla ilgili çok baskıcı olmamaya ama çok rahat da olmamaya. Hani dengeli bir şekilde çocuklarınızı özenle korumaya dikkat edin. Hafta sonu aşk hayatınızda, özel yaşamınızda bazı gerilimler yaşanabilir. Ee, i̇çiniz çok daralabilir, gelecek kaygısı içinizi sap, e, kaplayabilir ve kontrolcü bir havaya bürünebilirsiniz. Bunları yapmamaya çalışın. Hafta başına itibaren iş hayatınızla ilgili 15 günlük bir yenilenme dönemine gireceksiniz. Bazılarınız iş değiştirebilir. Bazılarınız yeni bir iş fırsatı bulabilir. Bazılarınız iş hayatında önemli bir e, süreçten geçmeye başlayabilir, karar sürecinden ama Şubat ortasıyla beraber zaten iş değiştirenler için iyi bir dönem, e, iş hayatlarıyla alakalı güzel bir dönem ama özellikle bu hafta başında iş hayatınız, birlikte çalıştığınız insanlarla ilgili önemli kararlar vermeden birkaç kez daha düşünmenizde fayda var. Ama iş değişikliğine doğru gidecekler. Çok net bir şekilde görünüyor bu. İş hayatınızda bir değişim görünüyor. Bunun dışında biraz da sağlık, tansiyon Özellikle alt baldırlar, varis problemi olan Başaklar önümüzdeki haftayla beraber biraz daha bunlarla uğraşabileceğinden dolayı daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Peki bu dönem en çok neyle ilgili zorluk yaşayacak Başaklar? Kesinlikle yaşadıkları zorluk çocukları varsa onlar, çocuk yapmak istiyorlarsa konu bu. Aşk hayatları, özel yaşamları ve sevgi alışverişiyle ilgili çok zorlanıyorlar. Hı hı. Çok az bir 10 gün kadar daha bir ufak tefek sıkıntılar. Bu hafta sonu biraz daha çok sıkıntılı. Sonrası takacak emin olsunlar buna ve emeklerinin karşılığını alacaklar. Yılın ilk yarısı evlilikle alakalı konularda, ikinci yarısında da parayla alakalı konularda çok şanslılar. İlişkiler de düzelecek, ciddiyete de binecek. Güzel bir döneme de giriyorlar. Sadece biraz daha hobilerine zaman ayırarak bu süreci atlatmaya çalışsınlar. Sevdikleri ee, şeylerle uğraşarak. Zorlu süreci kendilerine zaman ayırarak hobilerini geliştirerek, evet resimlik. bir anlamda aslında kafalarını dağıtarak geçirmeleri gerekiyor. Aynen çünkü çok düşünürlerse oradan çıkamaz onlar biliyorum ben. <laughs> Doğru söylüyorsun. Evet. Aslında var ya yani e, o patinaj çekiyorsun derdin içerisinde. Evet. Biraz kafayı dağıtmak gerekiyor çünkü bu başaklar su akıp, çok yapar. Su akıp zaten yolunu buluyor. Evet. E sen orada ne yapıyorsun psikolojik olarak bunalıma giriyorsun e, kendini daha çok zora sokuyorsun ya canlanmak lazım. Biraz böyle kafayı değiştirmek lazım. Bakış açısını değiştirmek lazım. Başaklar. Allah işinizi rast getirsin. Ne diyelim? Getirecek Anuray kızıyor. Rast getirsin dediğime rast gelsin deme, demem lazımmış. Rast gelsin. ha. öyle diyelim Nuray diyorsan. Rast gelsin. <laughs> rast gelsin. Peki. Sevgili Teraziler, peki sizin en çok zorlandığınız alan ne? Siz neye dikkat edeceksiniz? onlar bir kere yönetici gezegenleri tıpkı boğalar gibi Venüs Retro'da olduğu için Aralık 19'dan beri hatta 15'inden beri onlar da hem sevgi alışverişi, hem ailevi sorumluluklar, hem estetik güzellik konular. Böyle hayatlarının tadı tuzu alınmış gibi. Ya. Yönetici gezegenleri retro çünkü. Anne baba sorumlulukları en çok zorlayan şey oldu onlara bu süreçte. Ailevi sorunlar, belki bir aile büyüklerinin hastalıkları, sorunları, belki eşlerinin ailesiyle alakalı problemler. Evde birlikte yaşadıkları insanlarla geçinememek, anlaşamamak veya onlara dertlerini anlatamak. Bunlar terazileri çok yormuş olabilir taşınmak isteyip taşınamamış veya taşındıkları yerden memnun kalmamış olabilirler. Lütfen eğer taşınacaksanız 7 Şubat'tan önce taşınmayın. Bekleme şansınız varsa. Çünkü 7 Şubatla beraber Mart'ın 6'sına kadar taşınmalarla ilgili gündeminiz yoğun. Evden birileri gidebilir, eve birileri gelebilir. Evinizde bir değişim olabilir. Tadilat, tamirat işleriniz olabilir. Bunlar sizi yoruyor olabilir. Anne baba ve aile büyüklerinizle ya da eşinizin varsa aile büyükleriyle geçim konusunda dikkatli olmaya devam edin. Özellikle hafta sonu evde bir sıkıntılı durum atlatmanız gerekebilir. Aile büyüklerinize daha yakın ilgilenmeniz gerekebilir. Son bir sıkıntı bu. Bunu da atlattıktan sonra Venüs düzeldikten itibaren zaten enerjiniz maksimum şekilde yerine gelmeye başlayacak. Bir sonraki haftayla beraber sevildiğinizi, aşk hayatınızda güzellikler yaşandığını görebilirsiniz. Birçok terazi kişisi önümüzdeki 15 günlük süreçte bir bebek haberi alabilir. Bebeklerle çocuklarla ilgili güzel gelişmeler, yenilikler ve başlangıçlar yaşayabilirler. Kendi çocuklarıyla ilgili önemli bir karar aşamasına gelebilirler. Onların hayatını ve geleceğini ilgilendiren konularda ve artık ciddi ilişkiler zamanı, gerçekten evlenip bir yuvaya girmek veya işte evde bir değişiklik yapmak, eşleriyle bir değişiklik yapmak, çocukların hayatıyla ilgili önemli kararlar vermek. Bir sonraki haftayla beraber artık Venüs güzeldiği için o sevgiyi alabilme, kendilerini daha güzel, daha fit, daha hoş hissedebilme haline gelecekler. Evdeki problemler nasıl sizi yorduysa öyle de tatlı tatlı düzelmeye başlayacak. Sevgili teraziler e, hu yuvada huzurlu değillerdi. Hmm. Bu da yavaş yavaş düzelmeye başlayacak. E, ve dediğim gibi bazıları bebek haberleri, baba olma ya da anne olma haberleri almaya başlayabilir. Bu ay onların Şubat ayı, aşk ve çocuk ayı olacak. Bu konularla ilgili güzel gelişmeler yaşayacaklar. Davetler, der dernekler, toplantılar, arkadaş muhabbetleri enerjileri maksimum şekilde önümüzdeki hafta ile beraber yerine geliyor. Tam çözülmeyecek ama büyük ölçüde çözülecek. Süper. Evet onlara ya basit ya latif demişim. Ya latif terazilerin gerçekten en uğurlu ismi. Bu ismi bir teraziyseniz, yükselen teraziyseniz, ay teraziyseniz hiç bırakmayın. İnanılmaz sizin doğanıza iyi gelen, sizi her yönlü besleyen, dünya muradı konusunda teraziyi en iyi besleyen isim. Zaten Hangisi? bu hafta Latif ismi. Latif. Bu hafta hepsine kendi isimlerine göre isim verdim. Hani maksimum düzeyde bedenen, ruhen, tamam. hayat yoluyla ilgili onları yükseltecek isimler. Bu ismi hiç bırakmasınlar. Kesinlikle hiçbir zaman. Ve nefes egzersizi demişim. Bu da çok önemli Nur. Bu hafta hepiniz Şubat ayını hatta herkes özellikle hava grupları, teraziler, ikizler, kovalar ama diğer burçlarda havaya çok ihtiyacımız var. Temiz havaya. Çok. Bulduğunuz her temiz hava fırsatını kaçırmadan mutlaka nefes egzersizi nasıl yapılır? Nasıl doğru nefes alınır? Bu hafta bununla uğraşın. Meşgul olun. Hayatınız için çok büyük bir iyilik yapmış olacaksınız. Evet, Özellikle o, teraziler. Hakikaten yani Instagram'da daha doğrusu sosyal platformda da iyi olan nefes terapistleri var. Evet. Onlara bakın nefes ne yapıyorlar? yaşamın temelini oluşturuyor. Ve hiçbirimiz doğru nefes almıyoruz. Akrepler Hı. ne yapıyorlar? Akrepler. Canım akrepler. Onlar yani rahat nefes alabilecekler mi? Evet Nasıl akreplerin bir süreçten de... Geçiyorlar? Akreplerin de böyle üstüne sinek konsu savaş çıkaracak modları. Niye? Üçüncü evlerinden Mars geçiyor. Sinirleri bozuk. E, düşünceleri bozuk. Bakın çok net bir şey söylüyorum. Akreplerin düşünce sistemi bozuk. Doğru düşünmüyor olabilirsiniz. Kendinizi bir çekedin, edin. Düşünün. Gerçekten boş yere sinirleniyor da olabilirsiniz. Ya da yılların birikimi. En yakınları, kardeşleri, komşuları, akrabaları. En çok kimlerle görüşüyorlarsa onlara en çok tahammül edemedikleri dönemden geçiyorlar. Özellikle kız arkadaşlar, kız kardeşler, yakın çevrede kızlar, kız çocukları. Bunlarla anlaşmakta, iletişim kurmakta, kontak kurmakta zorlanıyor olabilirler. Ee, eskiden yaptıkları şeyler şu son iki ayda akıllarına düşmüş olabilir. Eskiden yaşadıkları ilişkiler. Onlara yapılan yanlışlar, gereksiz şeyler üzerinde düşünüyor olabilirsiniz sevgili akrepler. Düşünce sisteminizde, zihninizde bir savaş var. 6 Mart'a kadar lütfen ne konuştuğunuza, ne düşündüğünüze dikkat edin. Ee, eğer ki düşünmekten kendinizi alıkoyamıyorsanız mutlaka yazın. Bu dönemin size şifası yazmak. Ee, sesinizi kaydedin, dinleyin. Bakalım gerçekten sorunlarınız sorulmuş. Adeta bir terapisti anlatır gibi kendi sesinizi kaydedip, Sonra o kaydınızı bir dinleyin bakalım. Bunu birkaç gün yapın. Kendinizde birçok şeyi keşfedeceğinizi düşünüyorum. Bu dönemin şifası bunlar. İyi bir eğitime başlayın, yeni bir eğitime başlayın. Merkür retrosu bitmek üzere. 7 Şubat'la beraber güzel bir eğitim alın. Kendinizi geliştirin. Kelime dağarcığınızı geliştirin. Herkese her şeyi söylememeniz gerektiğini hatırlayın. Çok sır veren insanlar değillerdir ama bu dönem biraz sırlarının ya da kalplerinin o an temizliğiyle birine bir şey söyleyip bunun kurbanı da olmuş olabilirler. Güven duyguları sarsılmış olabilir yakın çevrelerine karşı özellikle. Ee, önümüzdeki haftayla beraber bu durum biraz daha iyileşecek. Hafta sonu özellikle en yakınlarınızla sizi sinirlendiren kızdıran kimlerse onlardan uzak durun. Çünkü gerçekten tartışmalar patlayabilir. E, mümkünse daha sizi üzmeyecek veya çok sizin özelinizi bilmeyen insanlarla vakit geçirin hafta sonu. Çünkü en yakınlarıyla zor anlaşacakları bir hafta sonu. Kardeşleri ve akrabaları özellikle. Bir sonraki haftaya ev emlak, ev taşımak, evle alakalı güzel konular, yeni haberler ve önümüzdeki 15 günlük süreçte emlak, ev, arsa gibi konularda güzel haberlerle, yeniliklerle ve başarı dolu durumlarla karşılaşabilirler. Evlerinde de bir yenilik yapabilirler. Güzel. Onlara demişim bak evinize kırmızı renkli bir obje alın. Özellikle ya yarın alın ya da hafta başını bekleyin. Yeni aydan hemen pazartesiden sonra hemen alın. Salı günü olabilir. Evinize kırmızı bir obje alın. Onu böyle güzel bir baş köşeye koyun. Size artık hangisi çok iyi gelecekse o objenin. O size iyi gelecek. Burada Tam da zamanı. Niye Burada amaç obje ne? amaç ne? Şu anda e, onların enerjisinin çok çekildiği, tutkularının ...düşüncelerinin çok fazla tersine, kötüye çalıştığı bir dönem. Kırmızı zaten onun için çok uğurlu bir renk. Hı hı. Dolayısıyla evde böyle bir şey taşımaları, kök çakralarını harekete geçirecek... ...yaşam enerjilerini yükseltecek, ev emlakla alakalı konuları hızlandıracak... ...böyle ümit ederek bu tavsiyeyi veriyorum. Kırmızı ve Mars hızlandırır, tez hale getirir. Onların da bu dönem Mars, Oğlak Burcu'nda aslında güzel bir yerde ama... ...düşünce sistemleri sıkıntılı. kötü düşünüyorlar, hı hı. olumsuz düşünüyorlar. O kırmızı onların yaşam enerjisini arttırdığı gibi ev emlakları emlak sorunları varsa olsun bir türlü düzelmeyen veya bir türlü yoluna girmeyen emlakla evle ilgili yuva ile ilgili sorunları varsa bunu tez bir şekilde hızlandırmasını ümit ettiğim için bu tavsiyeyi verdim. Evet, e, yine esmalarını bolca okuması gerektiğini söylemişsiniz. Akrepler uygun esmalar verdi. E, akreplerin bu dönemde en çok zorlanacağı alan ne peki? kesinlikle düşünceleri kendi kafaları, kafalarının içleri, en yakınlarıyla anlaşamamak, kimsenin onları anlamadığını düşünmek ve kimseyi anlayamamak. Bayağı beyinlerinde başlarında sorunlar. Yani akrepler anlaşılmamaktan ve anlayamamaktan, anlayamamaktan şikayetçi. Evet en yakınlarıyla üstelik. Yani sen beni yıllardır tanıyorsun sen de bunu yapıyorsan dedikleri bir dönem. Yani eşi, çocuğu, akrabaları, evet. belki kardeşi. Bir de yanlış düşünüyor olabilirsiniz. Kendinize zaman verin. 7 Şubat'a kadar karar vermek yerine kendinize zaman verin ve gözlem yapmaya devam edin en iyi gözlemciler olarak. En çok nerede hata yapabilirler akrepler bu süreçte? İletişimde. Mesela bir çuval inciri bir lafıyla berbat edebilir. Çok kötü kalp kırabilir ya da çok sabrettiği, üzüp üzüp kuyruğuna geldiği bir konuda birdenbire anlaşmaları her şeyi bozabilir. Zaten akrep sinirlendiği zaman çok fevri olabilir değil evet, mi? Evet yani çok, fevri çok Bir yapıcı, de sinsi derler ben akrep kadar hayatımda duyguları yüzüne alarm gibi yansıyan bir boş görmedim. Derler ya akrep sinsi diye. Bir astrolog olarak ben hiçbir zaman böyle düşünmüyorum. Tersine akrepler çok sabırlılar. En sabırlı burç aslında. Ve bir de içinde tutamaz akrep. Tutamaz yüzüne yansı. Sizi sevmiyorsa direkt anlarsınız zaten. O da zaten belli ediyor. İlla söylemesine gerek yok. Yerim ben onları. <laughs> sevgilerini de anlarsınız onların. Evet o. Sevgilerini Sevgisini an... de anlarsın, sevgisizliğini de anlarsın. Onların sevgileri de zor canım. Öptük sizi. Zor zor. Çok seviyorlar çünkü Ak, sevince. Ben de sizi çok seviyorum biliyorsunuz akrepleri. Sıra geldi. Yayla rah. Hadi evet bakalım sevgili yaylar. Yaylar bir kere bir 19 Ocakla beraber bir Ak kurtuldular. Anı baksana çünkü kötü günler <laughs> geride kaldı. Evet. Yaylar e, hala ama iyi hissetmiyorum diyenler olabilir. Hissedeceksiniz en büyük sıkıntıdan kurtuldunuz haberiniz olsun. <laughs> Soğuktan böyle konuşuyor. Hissedeceksiniz be. Hissedeceksiniz <laughs> be ya. <laughs> üşüdün değil mi? Çok üşüdün. <laughs> böyle roman anası. Üşüdün ceket meket getirdin mi? Yok ya mi? üşümedim alıştım. Alıştım. Esas ceket. acısı sonra çıkar bunun <laughs> diye korkuyorum. Evet devam edelim. Evet Sevgili akrepler. Ee, ne akrebi? Ya, Akrep yaylar. değil yaylar. Ya Kafa gitti. Yaylar canım yaylar. Güney düğüm artık gitti. Artık no sıkıntı. Yavaş yavaş enerjiniz, gücünüz, cesaretiniz, azminiz, yaşama sevinciniz yerine geliyor. Oh. Gelmiştir. Şu anda gelemedi hala iyi değilim diyorsanız hepimiz öyleyiz. Çünkü Venüs Retro, Merkür Retro hepsi oğlak burcunda. İçimizi şişirdiler biliyorum ama geçti. O en kötü günler geride kaldı. Artık hız almaya İnşallah. başlayacaksınız. Birazcık bekleyin. Şimdi en zorlandıkları konu ne? Parasal meseleler, maddi hmm. konular. Özellikle 19 Aralık hatta 15 Aralık'tan sonra parayla ilgili konularda zorlanmaya başlamış olabilirsiniz. Alacak verecek meseleleri, işte beklediğiniz paraların gecikmesi, gelmemesi veya yıllardır unuttuğunuz borçların gel gelmesi ama hazırda gelmesi gereken paraların tıkanması gibi böyle aksaklıklar yaşamış olabilirsiniz çok harcıyor olabilirsiniz. Kazandığınızdan çok harcıyor olabilirsiniz. 6 Mart'a kadar kazandığınızdan çok harcıyor olabilirsiniz. Dikkat edin. Harcamalarınızı dengelemeniz gereken bir dönem. Gelen para geldiği gibi gidiyor olabilir. Ama siz de 7 Şubat'la beraber maddi konularda beklentilerinize kavuşmaya başlıyorsunuz. Maddi olarak daha rahat bir koşul içerisine girmeye başlıyorsunuz. E, hafta başında 1 Şubat'la beraber yakın çevrenizde önemli bir yenilik yaşanabilir. Siz kendiniz çevre değiştirebilirsiniz. E, yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Bir araba almak için harekete geçebilirsiniz. Alacaksanız lütfen Merkür Retros'un bitmesini bekleyin ki motoruyla vesaire elektrik sistemiyle ilgili arızalar olmasın. 7 Şubat'ta alabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Ama bir araba almak, trafikle alakalı meseleleri halletmek, ehliyet kursuna başlamak ya da normal başka bir kursa başlamak, eğitim almaya başlamak, çevrenizi değiştirmek, komşularınız, akrabalarınız veya kardeşlerinizin hayatında önemli gelişmelerin yaşanması, sizin bakış açınızı değiştirecek bir takım haberler almanız söz konusu olabilir. Birçok haber, birçok bilgi, Önünüze düşebilir. Bir takım anlaşmalar, sözleşmeler, yeni anlaşmalar da gündeminize gelebilir. Dediğim gibi Merkür Retros'un bitmesini beklerseniz akıllılık etmiş olursunuz. Ee, aynı zamanda dediğim gibi parayla ilgili konularda da e, Venüs Retros'un bitmesiyle beraber bir rahatlama. Bir sonraki hafta çok daha büyük bir rahatlama. Kendinize gelmeye başlayacaksınız. Gelirleriniz oldukça fazla ve sağlam olacak ama harcamalarınızda onları takip edebileceğinden dolayı dikkat etmelisiniz. Bu arada onların istedikleri bir yere yerleşme bir planları olabilir. Çevrelerini değiştirip, evlerini değiştirip, hatta bazıları şehir değiştirip daha böyle suyu gören, denizi gören, ne bileyim önünde havuz olan bir şekilde çok istedikleri ya da daha büyük, daha geniş bir eve taşıtma fırsatları olacak. Yılın ilk yarısında en verimli dönem Şubat ve Mart ayları olarak gözüküyor. İnşallah. Bir çevre değişikliği moduna girebilirler. Hem çevreleri, çevreleri değişmiyorlarsa, değiştiremiyorlarsa çevrelerin düşünce sistemleri çok güçlü bir şekilde değişecek. Yani bir şekilde yayların hayatında bir şeyler değişiyor. Çok artık. önemli bir değişim ya dönemine Ya düşüncesi giriyorlar. değişiyor, ya yaşadığı ev değişiyor Aynen ya öyle. da hayatındaki insan değişiyor ama yaylar için değişim haftası. Aynen öyle ve rahatladılar da bayağı bir maşallah. Onlar neye dikkat etmesi gerekiyor bu süreçte? Onların harcamalarına, para ile alakalı konulara. Bu arada bu aralar yaylar böyle boyun bölgeleriyle ilgili, boğaz bölgeleriyle ilgili problemler yaşıyor olabilirler ya da bu bölgeleri beğenmiyor olabilirler. Buralara takmış olabilirler. İşte boynum niye böyle, boynumda düzleşme var, nasıl yapsam da tedavi olsam. Şu bölgeleriyle ilgili de problemler, zorluklar ne zamandır yaşıyor olabilirler. Yine estetik ya da sağlıkla ilgili harekete hemen geçin zaten bir şeyiniz varsa ama estetik olarak harekete geçmek için de 7 Şubat ve devamını değerlendirmenizi tavsiye ederim. Biraz böyle bir memnuniyetsizlik. Yani bu bölge deyince ama mesela tiroid, ne bileyim Olabilir. bademcik evet. vesaire. Hepsi girer. Sağlıkla ilgili ise hemen doktora hemen gidin. Estetikle ilgili 7 Şubat'tan 7 Şubat sonra. 7 bekleyin. Aynen. Ekleyeceğim var mı yayları? Yayları ekleyeceğim yok maşallahınız var. Hele ki <laughs> Mayıs ortasıyla beraber Jüpiter Koç'a geçsin Allah Allah yani aşk, çocuklar, hayattan keyif almak hepsi sizindir. Evet. E valla e, Polat Bey şu anda ekran başında bizi izliyor bir oğlak Burcu olarak evden Eyvah. de çıkmamış. Polat Beyciğim sevgiler, selamlar. Sizin için ve bütün Oğlaklar için geliyor bakalım. Oğlaklar. Hmm. E Oğlaklar ben size ne diyeyim? <laughs> ne diyeceksin? <laughs> ne yapsın o çocuklar yani? Venüs Oğlaklar retro, Merkür retro, Plüton'la bir kavuştu, bir ayrıldı, neler yaşadık görüyorsun yani. İçimiz karardı. Tabii ki onların da hayatlarında niye böyle bir dönem yaşıyorlar? Muhtemelen geçmişte yaptıkları hatalarla yüzleştiler. Aa. Aralık'tan beri e, ...ayrılayım mı ayrılmayayım mı... ...evleneyim mi evlenmeyeyim mi... ...bu ilişki yürür mü yürümez mi... ...ciddiye alayım mı almayayım mı... ...bir bunalım içerisinde olabilirler... ...hepsi için bu öyle olmak zorunda değil... ...bazıları için... İşte eski sevgililer gelmiş, eski eşler tekrar gelmiş, sizin aklınıza düşmüş e, ve eskileri hatırlamış olabilirsiniz. Ama eskinin yenisi olmuyor haberiniz olsun. Lütfen 7 Şubat'a kadar ilişkilerinizle ilgili, hayatınızla ilgili çok radikal kararlar almak yerine gözlemci olmaya, geçmişte yaptığınız hataların üzerinden gitmeye, bir bakmaya özen gösterin. Bir sürü hatanızla yüzleşmiş olabilirsiniz. Eksikleriniz olmuş olabilir. Bu süreçte sizi kimse anlamamış, siz de kimseyi anlayamamış olabilirsiniz. Öte yandan parasal konularla ilgili de bazı kaygıları var. Yani Hı -hı. ben ciddi bir gelir elde edebilecek miyim? Kazancım bir sağlam zemine oturacak mı? Oğlakların en önemli konusu 2023'ün Mart'ına kadar kalıcı bir gelir elde etme. Şu dönemde de tam bununla bir e, önemli bir döneme giriyorlar bununla ilgili. Hafta başında bir Şubat'la beraber güzel bir gelir kapısı açılabilir oğlaklar için. Süper. Yeni bir gelir kapısı açılabilir. Şubat ayı onlar için daha çok ilişkilerle ilgili düzenlenme, harika bir şekilde akışta iyileşme, hı hı. aynı zamanda yeni gelir kaynaklarının ortaya çıkması, yeni borç, gelir ya da işte kredi ihtiyaçları varsa bunların karşılanması. Daha iyi ve sağlam gelir getiren bir kazanç kapısı bulma arzusu ve bu arzularının aşağı yukarı yerine gelmesi. Bu anlamda son derece şanslılar. Süper. Bozulan ne varsa ee, önümüzdeki haftayla beraber çok güzel bir şekilde düzelmeye başlayacak. Bir sonraki hafta çok daha iyi bir şekilde düzelmiş olacak. Totalde en fazla bir 10 gününüz kaldı. Biraz daha dişinizi sıkın sevgili oğlanlar. Ha gayret. ha gayret. Ha. Ama şu hafta sonu. Ay oğlakta Mars oğlakta, Venüs Merkür retroları, Venüs tam çıkma enerjisinde yani. lütfen ilişkilerinizle ilgili, yaşamınızla ilgili e, iletişim kurmadan, karar vermeden, kararlarınızı kimselere açıklamadan önce sadece köşenize çekilin ve bir kez daha düşünün. Hafta sonu Fevri kararlar vermemeleri gerekiyor, kavga etmemeleri gerekiyor. Ee, bir bardak suda fırtına kopabilir, içleri kararabilir, sıkışabilir. Onlara yağ, basıt, bol bol zikretmelerini tavsiye ediyorum. Böyle göğüs sıkışıklığı, kaygı bozukluğu gibi şeyler yaşayabilirler. Yaşamazlar inşallah ama böyle bir risk var. Yani hayatın bütün sorumluluğunu üstlerindeymiş gibi hissedebilirler bu hafta sonu ama atlatacaksınız. Hepsi i̇nşallah. geçecek ee, ve bir sonraki haftaya daha parasal koşullarla, ilişkilerle ilgili iyileşerek başlıyorsunuz. Bunu size Allah temin ederim yani. Peki onların bu alanda en zorlandığı ne? Her şeyle zorlandılar. Bütün hayat. Şimdi e, bunların hepsi oğlak burcunda olması demek bu etkilerin güneşlerinin üzerinden veya yükselenlerin üzerinden almaları demek. Bu ne demek? Ben ve benim hayatıma dair her şeyde bir karmaşa yaşıyorum. İlişkilerim, iletişimim yazdığım yazılar, bu, bu, süreçte bazı iletişim hataları yapmış olabilirler, söylememeleri gereken şeyleri söylemiş olabilirler. Onlardan gizlenen birçok şeyi duymuş, kaldıramamış olabilirler. Yani bu süreçte hayatlarını estetik olarak kendilerini beğenmiyor, değiştirmek istiyor veya bir takım problemler yaşamış olabilirler. Kendi burçlarının hastalıkları olan cilt, kemik, diş hastalıklarıyla ilgili problem, saç dökülmeleri çok yaşamış olabilirler. Ciltleriyle ilgili sorunlar yaşamış olabilirler. Yani hayatın her alanında zor bir testten geçtiler. Eski sevgililer, eski eşler kafalarını karıştırmış olabilir. Ee, böyle bir ama en dazeleri şaşttı mı? Evet. Ama çok güzel bir şekilde düzelecek. Bakın. 7 Şubat ve devamı sizi temin ederim. Kilo mu vermek istiyorsunuz? Vereceksiniz. Daha mı güzel olmak, daha mı yakışıklı olmak istiyorsunuz? Olacaksınız. İlişkileriniz düzelsin mi istiyorsunuz? Evet. Doğruyu yanlıştan ayırt edemiyordunuz. Her şey gün yüzüne Aynı çıkacak. Güzel. Gayet rahatlayacaksınız evvela Allah'a şansınızda sonu bir sıkımlık, bir bir sabır lütfen. Hafta bu hafta biraz sonu tırsıyorum. uyarıyorsun ya, <laughs> herkesi uyardın aslında evet, bu hafta hafta sonunda. sonu çok sıkışık bir enerji var. Tamam, Öyle tüm böyle Bursa değil. için genel bir uyarı alacağım az sonra evet. ama oğlaklar için hafta sonu ikili ilişkiye mi dikkat etsinler? İş yaşamında? Her mi? şeye. Biz Her çekilecekler. Şey. Bol bol tuzlu su, bak çok önemli. <laughs> Sessiz sakin olacağız. Çiçek koklayın, <laughs> sakin olun. 10 kere düşünün, bir kere konuşun. Nefes alın, hani bol bol... Temiz hava alın ve kendinizi karanlık, hiçbir şey güzel olmayacakmış gibi o düşüncelerin içine sakın atmayın. Peki. Ay balzamik, ay küçülecek falan Mars'ta kavuşacak bayağı sıkıntılı bir enerji hepimiz için. Ay balzamik mi? Balzamik. Ne oluyor balzamikten? Ee, yeni aydan bir önceki evre. Dolayısıyla e, kapanan bir fazla oluyor. Ay bizim duygularımızı doğrudan etkilediği için hele ki oğlakta zararda Şöyle olduğu bir yerde. Şöyle söylesen mesela, ay işte balzamik konumdayken... Ee, ...ayrılıklar mı olur? Para kazancımız karamsarlaşırız. içimize dönme ihtiyacı içinde oluruz. Bir de ay zararda olduğu bir burç olan oğlakta. Ay burada mutlu değil zaten. Oğlaklar iki kat daha etkileniyor Oğlaklar o Oğlaklar da etkileniyor, hepimiz etkileniyoruz. Hepimiz. Türkiye'de çok. Tamam şunu şöyle söyleyelim o zaman. Bak şu anda diyorum ya size sabahtan beri Instagram'a bakıyorum... Gelen 10 mesajdan 9'u depresyondayım ve çok kötüyüm diye. Hafta sonu da atlatalım lütfen. Kendinize bir şey sıkıntıya sokup zarar vermeyin sakın. Hafta sonuna kadar çünkü evet. ayın etkisiyle hepimiz böyleyiz. Evet. Peki kovalar ne yapıyorlar sevgili kovalar? Onlar bu e, ay hareketlerinden nasıl etkileniyor? Onlar da acaba depresyona meyilli mi? Hem nasıl meyilliler? Canları sıkkın mı? Evet Evet. Estetik konusunda adım atmak istiyorlar mı? istiyorlar ama daha zamanı değil. Şimdi kovalar bir kere en çok zorlantıları konuyu soruyorsun ya onlar da gizli düşmanlıklar. Arkadan dönen oyunlar, dedikodular, e, arkalarında onların mevkisinden etmek isteyen, onları hayatını bozmak isteyen, dedikodularını yapan birileri olabilir. Hatta bir böyle gruplaşmış çete gibi arkalarından birileri <laughs> gerçekten bu samimiyetle söylüyorum. Evet böyle bir grup kişi ya da kişiler arkanızdan bir şeyler iki aydır döndürüyor olabilirler. Zaten eliye eliye kimse kalmadı. Ee, güven duygunuz tamamen sarsılmış olabilir bir seçenek bu. İkinci seçenek bağımlılıkları olabilir. Mesela çok uyuyor, az uyuyor, çok bir şeyleri içiyor, fazla yiyor, bir hata yapıyor olabilirler bedenleri ve sağlıklarıyla ilgili. Bununla sıkıntı yaşıyor olabilirler. Bazıları son iki aydır sağlıkla alakalı çok fazla tökezliyor ve sıkıntı yaşıyor olabilir. Arkanızı kollamaya devam ediyorsunuz ama az kaldı sabır. Şubat ayı içerisinde de düşmanlarınız olacak ama o düşmanları çok güzel bir şekilde yenebilip bertaraf edebileceksiniz. En azından neyi neden yaşadığınızı, sağlık sorunu mu yaşıyorsunuz veya kendinizi iyi mi hissediyorsunuz etmiyorsunuz ya da bir düşmanınız var kim olduğunu mu anlayamıyorsunuz? Biri sizi rahatsız mı ediyor gizli gizli? Bunların hepsi Şubat'la beraber çok güzel bir şekilde ortaya çıkmaya başlayacak. Hafta sonu güvenmediğiniz insanlarla bir arada olmayın. İlişkileriniz, kız arkadaşlarınızla, sevdiğiniz insanlarla ilgili kararlar vermeyin. Nasıl mutlu oluyorsanız kendinizi yine sizde şımartacağınız bir hafta sonu hazırlayın kendinize. Çünkü bu enerji biraz daha sıkışacak. Yeni ay enerjisi devreye girmeden önce, burcunuzda bir yeni ay gerçekleşmeden önce kendinizi böyle yıpratılmış, sanki değeri bilinmemiş, köşeye atılmış gibi hissedebilirsiniz. Bazılarınız işinden ayrılmış olabilirler ama eğer bu süreçte işinden ayrılan kovalar varsa bilsinler ki o işten sizi kimler gönderdiyse Paşa paşa geri çağıracaklar haberiniz olsun. Retro'da işten ayrıldıysanız böyle bir etki de vardı çünkü. Önümüzdeki haftaya yepyeni kararlarla e, biraz daha oh be yanlış insanlar gitti ben daha da rahatladım. İki de hayatından çıkmışlar. İnşallah. İyi ki de bırakmışım. Bazı şeyleri bırakmak zorunda kalacaklar. Bırakma enerjisi var onlarda. İkili ilişkide mi? Hepsi. İş, İş hayatı onları sıkıştıran Sırtlarına taşıdıkları arkadaşlıkları, eşleri, işleri bırakabilirler. Özellikle bu hafta sonu böyle bir enerji var. Bırakma enerjisinde olacaklar. Bir sonraki haftaya yenilenmiş olarak, daha sonraki haftaya daha da yenilenmiş olarak başlayacaksınız ama yine de herkese sırrınızı vermemeye, arkanızı böyle dönerken dikkat edin. Çünkü etrafınızda çok Doğru. dost olmayan enerjiler var, haberiniz olsun. Yani sizin mevkiniz ve bulunduğunuz statüyü istemeyen insanlar var. Konuşanlar dedikodu yapanlar var. Bunların hepsi Şubat'la beraber ortaya çıkacak. Şubat'la beraber ilişkilerde de. İş hayatınızda da güçlenen taraf siz olacaksınız. En fazla nefes egzersizi yapması gereken, hava alması gereken burç sizsiniz. Bu hafta lütfen özellikle hafta sonu gidin öğrenin ve nefes egzersizi yapın bolca. Peki. Ee, kovalar Allah zorunuzu kolaylaştırsın. Aynen. Çünkü siz de bu hafta zor bir haftadasınız. Zor bir süreçtesiniz ama e, yenilenerek yaşadığımız sürece haftaya. zorlukları yenebilme gücümüz var. Buna inanmak lazım. Balıklar ne yapıyorlar? Sevgili balıklar, buyurunuz, tablonuz geliyor. Canım balıklar, evet. <laughs> evet. Arkadaşlıkla ilgili en çok zorluklar yaşadılar. Sadece zorluklar yaşamadılar. Belki eski arkadaşlarıyla buluştular. Eskiden çok istedikleri hayallerini, dileklerini hatırladılar. Ee, üzerine toprak attıkları idealleri, ya ben bunu çok istiyordum, alamamıştım, yapamamıştım gibi şeyleri tekrar hatırlamış olabilirler. Bu süreç onlara eskiden e, sen buraya buraya niye geldin, bu yola niye çıktığını hatırlatmak üzere. Yaşandı. Yani belki de bir şeye başladılar. Esas amaçlarından uzaklaştılar. Esas amaçlarını unuttular. Şimdi balıkların gerçek amaçlarını hatırlama zamanları. Gerçekte ne istiyorlardı ve buraya neden gelmişlerdi? Ya da bu yola niye çıkmışlardı? Bu insanla niye evlenmişlerdi? Bütünün görmezden geliyorlarsa bunu görmek zorundalar. Detayların içinde boğuluyorlarsa bütüne bakmak zorundalar ve arkadaşlık ilişkileriyle ilgili ayıklama dönemleri devam edecek 6 Mart'a kadar. Bazı dostlarıyla sert tartışmalar, söz dalaşmaları vesaireleri olabilir. Konuşmalarına ve iletişimlerine dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. İdealleriyle ilgili pes etmesinler çünkü evet onların da 7 Şubat'la beraber 5'inden sonra hatta idealleri, dilekleri ve hayalleriyle ilgili açılımlar olacak, başarılar elde edecekler. Davetlerde, düğünlerde, derneklerde, dost meclislerinde onlar da bolca boy gösterecekler. Zaten Jüpiter balık burcunda. Bu aya söylemiştim, balığa da tekrar ediyorum. Lütfen her an iyi düşünün, iyi çağırın ve asla enerjinizi düşürmeyin. En kötü bir şey yaşadığınız anda bile elinizi açıp kendiniz için dua edin. Bunu bir prensip haline getirin. Çünkü ödülleriniz birinci yarıda Mayıs'a kadar olan dönemde hayatın her alanında ödülleriniz var. Eğer çok kötü şeyler, çok kötü hatalar yapmadıysanız, iyi birer insan olduysanız, Ödülleriniz çok fazla. Mayıs'tan itibaren parayla alakalı ve iş hayatınızla alakalı ödülleriniz çok fazla. Bol bol akış olacak ve maddi anlamda rahatlayacaksınız sevgili balıklar. Kova yeni ayı sizin de birazcık içe çekileceğinizi özellikle hafta sonu arkadaşlarınızla iletişim kurarken kime güvendiğinize, kime güvenmediğinize çok dikkat edin. Mümkünse sizi yoracak, üzecek insanlarla siz de bir arada olmayın. Sizi kim rahatlatıyorsa, kim huzur veriyorsa onunla bir arada olmayı tercih edin. Yeni ay enerjisi 12. evinizde birazcık sağlığınıza ve bağışıklık sisteminize dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle beden sağlığınıza, eğer vücudunuzda toplar damar problemleri varsa, tansiyonunuz oynuyorsa veya varisleriniz, dolaşım problemleriniz varsa biraz yürüyüşlerle vücudunuzu ısıtarak ve bol su tüketerek, bol hava alarak bu hafta sonu sizde de değerlendir çok önemli. Bu ara ve... ...bütün Şubat boyunca balıklar bağışıklığına... ...çok dikkat etmeli. Hmm. Yediğine... ...içtiğine, beslenmesine. Çünkü Dolunay'da... ...altıncı evlerinde hem iş hayatlarıyla ilgili... ...radikal kararlar verecekler. Hem de... ...sağlıklarıyla ilgili biraz daha dikkatli olmak... ...zorundalar. Yani varsa bir probleminiz... ...geçiştirmek yerine detayına inmenizi... ...çok tavsiye ederim sevgili balıklar. Ee, aşk açısından bakarsak hepimiz için... ...bir rahatlama dönemi ama... Özellikle 11. 5. eviniz çalışacağı için Venüs düzeldikten sonra yani bu hafta sonu atlattıktan sonra aşk, duygu vermek, duygu almak, sevdiğiniz aktiviteleri yapmak, sevildiğinizi hissetmek sizin için de çok daha kolay olacak ve dilekleriniz, umutlarınız bir bir gerçekleşmeye başlayacak. İnşallah. Yine bol keseden atmıyorum. Gerçeği söylüyorum. <laughs> Seviyoruz seni yine ölmez. <laughs> ben de sizi seviyorum. Bir dakika arkadaşlarım buraya bir şey yazmış. 3 Şubat gece 02:57'ye evet. dikkat edin diye. Bu nedir? 3 Şubat gecesi. Şimdi gördüm. İnanılmaz güzel, hayırlı bir enerji iniyor. Ay Jüpiter'le balık burcunda kavuşuyor. Jüpiter günü bolluk, bereket, enerji maksimum bütün düzeyde iniyor. Bütün burçlar için Evet. Bu. Ama özellikle kimler faydalanacak? Tabii ki kimler? balıklar, başaklar, boğalar, akrepler, yengeçler, oğlaklar ekstra faydalanacak. Ama bütün burçlar için çok... Inanılmaz kutlu zamanlar. Ne yapmak lazım? Ne yapın? Bir kere mutlaka kendi inancınıza göre ibadetinizi yapın. Ama özellikle tavsiyem, mesela inanıyorlarsa Vaka Suresi mutlaka okusunlar. Bolluk, bereket, zenginlik, enerjisi. Aynı zamanda Ya Fettah, Ya Muni, Ya Rezzak, Ya Basit isimlerini bol bol zikretsinler. Tam bir hani Jüpiter'in gününde, Jüpiter'in burcunda ayın hangi Jüpiter güne denk buluşması. Geliyor? Dur bakayım, tarihi okuyacağım. E, per, perşembe gecesine denk geliyor olması lazım. Bir daha bakar mısınız? Ayda bir bakar mısınız? Ha, 3 Şubat. Yok, çarşamba mı? 3 Şubat, Perşembe. Perşembeye bağlayan Perşembeye gece olması gerekiyor. Ediyor. Bu saatte kalkanlar ya saatinizi kurun kalkın, hakikaten duanız edin ya da Gece uyuyana kadar bolca dua edin, o dua enerjisiyle uyuyun. Bunu da yapabilirsiniz. Ya da sabah çok erken kalkıp dua etmeye başlayın. Kaçırmazsanız bu saati çok iyi olur. Özellikle iki saat öncesi sonrası çok etkili. Ama şöyle çarşamba gecesi yani perşembeye bağlayan, bağlayan gece, oluyor. gece oluyor. Yani çarşamba oluyor. bitmiş, perşembe başlamış oluyor. Bak Jüpiter gününe, Jüpiter'in burcunda Ay Jüpiter'le kavuşurken ...çok muazzam güzel bir enerjiyle giriyoruz. Mine çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol, iyi ki Bana geldin. Bana dua edin. İyi ki <laughs> Hepimiz birbirimize dua edelim çünkü çok zor günlerden, çok zor zamanlardan geçiyoruz. İşte bu zor zamanlardan geçerken de astrolojiye soruyoruz. Diyoruz ki, haritamda ne çıkıyor? İşte ne bileyim, gezegenler benim için ne söylüyor?